في عندك قطع فاضية؟ ما في رق فاضي بهالساعة. بس ما بعرف إذا بتعجبك. Sen de ölebilirsin Ali. Ama o zaman nasıl öldüğümü bilirim? Hem sen varsın, engel olursun. Ölüme mi evladım? Olamaz mısın? Buna kimse engel olamadı. Ölünce ne oluyor? Yeni bir hayat başlıyor. Cennette mi? Cennette. Sen de var mısın orada? İnşallah. Nazife anne. İnşallah. Hep orada mı kalacağız? Evet. Hikmet de gelsin. İnşallah. O zaman hemen ölelim. Niye burada bekliyoruz ki boşuna? Güzel şeyler yaşamak, güzel şeyler yapmak için bekliyoruz. Bak evladım, Yaradan kullarına bir hayat verir, bir fırsat verir. Bu yaratılmışlara verilen en büyük şereftir. Eğer bu fırsatı güzel değerlendirirsen, dünyayı cennete çevirir, ölümden sonra da sonsuz bir hayat yaşarsın. O fırsat nasıl değerlendirir ki Ömer baba? Severek evladım. Eğer Allah'ın seni sevdiği gibi yaratılan her şeyi seversen, o zaman bu fırsatı değerlendirmiş olursun. Ben nasıl herkesi sevebilirim ki? Ben daha küçüğüm. Sevdikçe büyüyeceksin. Sonra? Sonra inne lillahi ve inne ileyhi raciun. O ne demek? Sevdiğinden gelip sevdiğine dönmek demek. كنت جاهد أكثر كان عندنا غرفة كتير كويسة بس إذا يمكن غيرت الغرفة بكسبها بتقدر تلاقي لي بيت الأجر؟ ما هي شغلتي بس بعدين بساعدك خد مسألة كتير بلاقي لك أحلى بيت أنا جوان جيب لي شي آكل على عيني Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Başlayabiliriz efendim. Bugün Türkiye için kara bir gün. Türkiye yetiştirdiği evlatlardan birini daha kör teröre kurban verdi. Samuel Vanunu
ömrünü, enerjisini, birikimini, bu ülkenin gelişmesi, ilerlemesi ve zenginleşmesi için vakfetmiş, bu topraklardan aldığını bu topraklara fazlasıyla ödemeye çalışmış bir iş adamıydı. Samuel Vanunu'nun arabasının altına yerleştirilen bomba sadece bir şahsa, bir gruba, bir cemaate değil, toplumun en önemli dinamiğine yerleştirilmiş ve patlatılmıştır. Bu dinamik ise Türkiye'nin, Orta Doğu'nun, Balkanların ve Kafkasya'nın tek model ülke olma dinamiğidir. 25 yılı aşkın süredir avukat müvekkil ilişkimin haricinde eşsiz bir dostumu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Terörün tek amacı vardır. İnsanlarda panik, korku, yılgınlık, ümitsizlik yaratmaktır. Terör tek tek, istisna kabul etmeden, ayrım yapmadan, bütün hanelere girmeden evvel sokaklarımızda kol gezer. Bugün İstanbul'da terör canımızı yakmıştır. Ama biz bu ülkeyi seven, bu ülkeye inanan aydınlar olarak terörün amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Mafya içine hangi sıfat katılırsa katılsın, hangi türden olursa olsun, terörün yeşereceği zemini hazırlar. İllegalitenin olduğu yerde her türlü habis düşünce kendine ilerleme alanı bulur. Mafya bugün Türk toplumunun önünde en büyük düşmandır. Ve ben, Nizamettin Güvenç, 25 yıllık hukuk geçmişimi, bize ilk öğretilen savunma hakkı kutsaldır düsturunu bir kenara iterek, bugünden itibaren mafya mensubu olmuş, çete oluşturmuş, organize suça bulaşmış, bu ülkenin yetiştirdiği değerlerin canına, malına, namusuna kastetmiş, hiçbir zanlıyı savunmayacağımı beyan ediyorum. Bunun başlangıcı olarak kamuoyunda Laz Ziya olarak bilinen armatör Ziya Yılmaz'ın isnat edilen suçları reddetmemesi üzerine avukatlığından ayrıldım. Ben bu yolda küçük bir adımım. Türkiye'yi temiz, aydınlık, parlak günlere götürmek adına bir hukukçu olarak adımımı şahsım adına küçük, ülkem adına büyük addediyorum. Ya birlikte var olacağız, ya hep birlikte bu mafya denilen, bu terör denilen bataklıkta boğulacağız. Bunun kararını yüce Türk milleti verecektir. هسا عبس لقيت هود ما في مشكلة تعال تصبت بكير من هون ايمت تقدر تلاقي له البيت بلاقي لك اياه قبل اذان الظهور بس يعني بدك بيت بسرعة بتكلفك كتير ايش ما كلفنا معلش وقت بتلاقي البيت فايقني على عيني Thank you.
Soylu olarak egemen krala hizmet etmeyi arzu eden, soylu itaat zırhını giymeyi isteyen kardeşlerle konuşuruz. Benden ne istiyorsunuz? Günahlarınızın affedilmesi için bir yolculuğa çıkacaksınız ve bunu isteyerek yapacaksınız. Günah? C
cennetin krallığında yok olmaz bir şan ve şeref ödülü alacağınızdan emin olun. Sizin hiçbir şeyiniz olmam. Sizin hiçbir şeyinizi istemem. Beni öldürün. Polat Alemdar, Ali Candan, Efe Kara. Size hangi isminizle hitap etmemizi istersiniz? Beni öldürün. Senin gibi dünyanın her ülkesinde onlarca, yüzlerce vatanperver var. Devletle yeraltı dünyası her yerde savaşır. Ve biz bunları izleriz. Kimin kazanacağına biz karar veririz. Beni öldürün. Seni biliyorum. Seni biz seçtik. Ne için seçtiniz? Babana kurdurduğumuzu sana yıktırmak için seçtik. Karahanlı'yı siz öldürdünüz ya. Beni de öldürün. Mehmet Karahanlı yeni dünyaya uyum sağlayamadı. Soğuk savaş zihniyetinden vazgeçemedi. Oysa biz savaşımızı büyüttük. Bütün dünyaya savaş açtık. Baban Irak'taki savaşımızda bizi yalnız bıraktı. Bedelini ödedi. Öldü. Ama sen bizi yalnız bırakmayacaksın. Siz kafayı mı yediniz? Siz nasıl bir oyun oynuyorsunuz? Siz kimsiniz? Biz seni mezara koyan, öldüren, sonra dirilteniz. Allah'sanız öldürün! Yeniden öleceğin zamanı da biz tayin ederiz. Kız kardeşin hayatı senin elinde. Elif Eylül hayatı senin elinde. Ve bütün sevdiklerinin hayatı senin elinde. Ne yapmak istiyorsunuz? Bizim için birini öldüreceksin. Kimi? Öğreneceksin. Sizin istediğiniz hiçbir şeyi yapmayacağım. Başka şansın yok. En iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Sevdiklerinin hayatını korumak için yüzünü değiştirmedin mi? Biz sana bir kez daha bu imkanı vereceğiz. İstediğimiz adamı öldüreceksin. Sonra sonsuza gideceğin yeni bir hayat. Benden başka katil bulamadınız mı? Neden ben? Bunu yapacak askeri eğitiminiz var. Üstelik 3 yıl öncesine kadar kırsaldaydınız. 3 yıldır da mafyanın içinde hayli pratik kazandınız. Kimin nerede öldürmemi istiyorsunuz? Bunlar için zamanın olacak. Biz sana her yerde ulaşacağız. Her yerde seni izleyeceğiz. Suikastı başaramama şansın yok. Bu cinayet bütün Orta Doğu'yu özgürleştirecek. Eğer bu özgürleştirmeye karşı çıkarsan kız kardeşin ölecek. Bize ihanet edersen Elif'in ölecek. Artık sana ait olmayan bu topraklara dönmeye çalışırsan Ömer baban ölecek. Bizim planlarımızı bozmaya çalışırsan Nazife annen ölecek. Senin bu mezardan çıkmana diyet olarak her halükarda seni bize hediye eden kadın öz annen Nergis Karahanlı ölecek. Eğer beni şimdi öldürmezseniz, andolsun hepinizi acı çektirerek öldüreceğim. Eğer beni bu anlattığınız kadar tanıyorsanız, beni öldürün. Beni cehennemin dibine de atsanız, hepinizi öldüreceğim. Sevdiklerimin tekinin canını acıttırsam.
اللي اعطيتنا اياه كان بامكاننا نقلكم مع الاحسن من البيت، بس معلش كان الوقت كثير قصير. زميلي هبرني انكم هب انت تستلمي البيت باقصى سرعه ممكن. إذا فيش ما عجبكم إيه ما بيعجبكم نحن من غير مباشرة. ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz efendim? Bilmiyorum. Şimdilik bir ay. Ya bir aylık tamam o zaman. Gerisine bakarız. Buraya telefon lazım. Yapabilirim. Ne zamana? Bugüne. Çok zor efendim. Bugüne çok zor. Biliyorum. Çok para lazım. Vallahi de billahi de lazım. Çünkü benimle alakalı bir şey değil. Burada işleri kolay halletmek için para lazım. Sizin ülkenize de lazım değil mi? Benim ülkemde de aynı. Sormayı unutuyorum. Siz nerelisiniz? Seninle iyi anlaşacağız. Niye biliyor musun? Soru sormadığın için. Anladım. Sormam bir daha. Bilgisayar da lazım. Tabii ki bugüne. Bugüne. İnternete girmek için gerekli bağlantılar lazım. Anladım. Ben o zaman gideyim. Aman Allah'ım, bu kadar çok. Çocuklarına bir şeyler alırız. Çocuğum olduğunu nereden anladınız? Çocuğu olmayan biri niye geceli gündüzlü çalışsın ki? Niçin? Evet, ikimizin ülkesi birbirine benziyor. İzninizle efendim, en kısa zamanda geleceğim. Bana niye güveniyorsun? Bu kadar para benim bir yılda kazanacağım para. Buradan kaçar giderim ve beni bir daha bulamazsınız. Tanıdığın birindense tanımadığın birine güvenmeyi tercih edersin. Çünkü aldatıldığın zaman bir şey kaybetmemiş olursun. Karşında her şeyini kaybetmiş bir adam var. Sana mı güvenmeyeceğim? Peki. Benzin! Kum dökün benzin üstüne çabuk! Yenge! Ben buradayım. Ali. Efendim yenge. Tamam yenge. Çıkma!
Şimdi çıkarıyorum seni. Ne olur dayan. Tamam yenge, tamam. Abi de gelecek. Şuradan bir çıkalım. بدك مصادي حسبتك ما راي اتسلى اخوا تفضل يواش سارسمي حسني يا ابي ابر تمام ابي Çabuk.
Efendim üstadım Stanley. Stanley, eşyatek. Sıfır varisi. Evladımı bulmam lazım. Siz çıkın. İğne istemiyorum. İstemiyorum. Ayağa kalkmak istemiyor musunuz? İstemiyorum dedim. Sizi beni iyileştirmedin mi Nergiz Hanım? Lütfen bana güvenin. Biraz güç verecek bu iğne ve ayağa kalkacaksınız. Benim günahım büyüdü doktor. Neden bunlar benim başıma geldi? Alıyorsun. Birazdan her şey geçecek. Ben ne kötülük yaptım?
iki elimi. Halim yok ya. Allah'ım aklımı yitireceğim. Bu kadar yiyecek düşündüklerine göre ya beni öldürecekler ya beni buradan götürecekler. Ambulans, çabuk ambulans çağırın. Nergis tamam. Hanım ölüyor. Benden ne istiyorsunuz? Çağırdı doktor. Maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Kelime Allah ile nitkeller. Telefon ma işteği. Ma tefem hafi. Düşmüyor kardeşim. Anlamıyor musun? Taban yet attı oğlum, inki tırtı kemmes miyim? Ali Kılıç nerede? Ali Bey burada. Gidelim. Arabanın plakasını merkeze bildirin.
çıkmadı. Haber gelirse arayın. Yok mu Polat'tan bir haber? Yok. Allah Allah. Bitmedi mi hala ameliyat? Hayır, sürüyor. Kaç saat oldu bir bilgi alamadık. Doktorlar içeride efendim, bizim bir bilgimiz yok. Allah aşkına rica ediyorum, bize biri bir şey söylesin. Tamam Eren, söyleyecekler, tamam. Kızım o kadar süratli nereye gidiyormuş Nazife Hanım? Bir çıksın hayırlısıyla şuradan, hepsini öğreniriz. Allah'ım sen kızıma güç ver yarabbim. Polat'tan hala haber yok Ömer baba. Olacak iş değil. Polat ne yapacak evladım? Bu kaza normal bir kaza değil Ömer baba. Hiçbir şey normal değil. Sen bizlere sabır ihsan eyle Allah'ım. Her şeyi hallettik. Hiçbir problem kalmadı. İyi olsa bu kadar sürmezdi ki ameliyat. Allah'ım kızıma bir şey olmasın. Ben bu acıya dayanamam. Doktor, bitti mi? Hayır, ameliyat sürüyor. Durumu nasıl doktor? Şu an bir şey söyleyemem. Doktor! Hastanın durumu ağır. Daha sonra tafsilatlı bilgi vereceğiz sizlere. Şu an yapacak tek şey var, dua etmek.
Cemaat alemun alenad munaddama. Tusamma al cihad ve el nasr. Min acil Suriye mesuliyeteha anil ameliyye. Hariri'nin Suriye ile ne anlaşmazlığı vardı ki? Suriye karşıtı muhaliflerin bir toplantısına bile katılmadı. Bir de suikastleri el muhabirat bürosunun yanı olunca tamam. Yaptıran hemen açığa çıkıyor. Komedi tüm bunlar. Bize saçma sapan geliyor. Dünya üzerinde anket çalışması yaptırsan insanların %90'ı Refik Hariri'yi Suriye'nin öldürdüğünü düşünüyor. Birileri düğmeye basıyor, dünya ona inanıyor. Kim dost, kim düşman, kim terörist, kim barışçı? Buna sadece bir merkez kararı veriyor. İnsanlar da ona inanıyor. Bu medyayla olmaz. Basını da suçlamamak lazım. Büyük ajansları ellerinde tutanlar, ülkelerin yerel basınını da etkiliyorlar. Dünyanın hangi ülkesinden bir gazeteci çıkıp gelecek, Refik Hariri suikastini araştıracak. Büyük ajanslar ne derse onu yazıyorlar. Efendim, Hariri suikastine değişik ülkelerden 80 uzmanın bulunduğu bir ekibe soruşturmanız bazı kimselerin hoşuna gitmiyor. Komitenin başkanı Alman savcı Dieter Mehlis'in raporu bakalım kimleri şaşırtacak. Soruşturma raporu bakalım dünya medyasında yer alacak mı? Efendim, Lübnan'ı neden karıştırmak istiyorlar anlamıyorum ki. 15 yıl önce bu topraklarda istikrar arayan İngiltere, İsrail, Amerika şimdi istemiyor mu? 15 yıl çok uzun bir zaman ve geçmiş çok gerilerde kaldı. Soğuk Savaş 1990'da bitti. Küresel Savaş 11 Eylül 2001'de başladı. Yani miladı 2001 ile başlatmak lazım. Dünya şimdi yeniden şekilleniyor. Görünen o ki bize yine istikrarsızlık gözüküyor. Neden? Bunun iki nedeni var. Adamlar diyor ki bu bir medeniyetler savaşıdır. Yani din savaşı. Lübnan'da istikrar olursa bu tez çürür. Bizi dünyaya kargaşa içinde göstermeleri lazım. İkincisi ise ekonomik boyut. New York'taki İkiz Kule saldırısından sonra dünya ekonomik sarsıntı geçirdi. En çabuk atlatan ülke Türkiye oldu. Londra'daki metro bombalarından sonra en çok yükselişe geçen borsa hangisi oldu? Türkiye borsası. 30 bini aştı. Yani dünyada Arap sermayesi batıdan korktuğu için kendine güvenli bir ülke arıyor. Bunun da Avrupa Birliği kapısındaki Türkiye'nin olmasını istiyor. Neden biz değil de Türkiye? Bizim 3,5 milyon nüfusumuz var. Türkiye'nin 70 milyon. Sen büyük güç olsan kimi yanında istersin? Ama Türkiye Irak Savaşı'nda yanında olmadı Amerika'nın. Bağımsız davrandı. Eğer sen bir ülkeyi sıcak para ile büyütürsen, o sıcak para sayesinde o ülkeyi de kontrol edersin.
Niye gitmiyor bu mailler ya? Haber yok. Tamam abi, ararız. Ne diyor Abdül? Ne diyecek? Abiyi soruyor. Abiden haberimiz olsa Memati abiden mi saklayacağız? Elif yenge çıkmış mı ameliyattan? Çıksa söyler Harun. Bizden mi saklayacak? Demek ki insan böyle darboğaz durumlarında cevabı olmayan sorular soruyor. Abdül, bilsen de bana söylemezsin biliyorum. Ama bu sefer durum kritik. Polat abiyle senin bazı fiskos yaptığın derin durumlar var ya. Acaba Polat abi onlarla birlikte? İyice saçmalama. Abi polisler. Niye gelmişler? Abi çok kalabalıklar. Allah'ım, tutuklanmanın hiç zamanı değil. Yürü Eren. Siz oyalamaya çalışın. Tamam abi. Nasıl oyalayacaklarsa. Kapıyı kilitle Eren. Abi vallahi billahi kimse. Ne yapıyorsun Erhan? Mühimmat alıyorum Abdül. Sen de al. Ya yürü. Polisle mi çatışacağız? Polisle niye çatışalım? Dünyanın bin bir hali var. Ya silah lazım olursa? Ya Allah esirgesin Polat abime bir şey yapmışlarsa? Abi ben söyledim size kimse yok diye. İnanmadın mı? Burası nasıl açılıyor? Abi ne açılması? Orası ayna. Açın. Abdemiz ben. Yetkililer kazanın neden olduğuna dair araştırmalarını sürdürürken özel bir ekip de denizde enkaz kurtarma ve ceset araştırma çalışmasını sürdürüyor. Yaşamını yitiren Doğu Eşrefoğlu, Türk istihbarat dünyasının kilometre taşlarından biriydi. 1943 İstanbul doğumlu olan Doğu Eşrefoğlu, ilk ve ortaokulu bitirdikten sonra... Thank you.
istihbaratçı Esat Yörük'ün intihar ettiği bildirildi. Yetkililer, Esat Yörük'ün Eşrefoğlu'nun ölüm acısına dayanamayıp canına kıydığının tahmin edildiğini bildirdi. Hariri'yi neden öldürdüler? Bir, Lübnan'daki istikrarsızlığa devam. İki, Lübnan'daki Suriye yanlılarına ve Suriye ile dost kalalım gruplarına darbe. Üç, Suriye'yi dünyanın yüzünde bir numaralı terörist ülke konumuna itmek. Dört, Suriye'yi karıştırmak. Beş, gerekirse Suriye'yi işgal etmenin dünya kamuoyunda onayını almak. Altı, Irak'tan sonra Suriye'yi de ateşin içine alıp İran'la devam etmek. Şimdi Fuat Sağır'ı neden Suriye'de öldürmek istiyorlar? Yedi, Hariri suikastini sen yönetiyorsun. 8. Senyora Suriye'de öldürülürse Suriye'nin artık kaçacak yeri yok demektir. Ben burada ne yapıyorum ki? Türkiye'yi de listeye alacaklar, öyle mi?